Birinci sorumuz hocam, peygamberlerin özellikleri nelerdir hocam? Peygamberlerin özelliklerinden bizlere bahsedebilir misiniz? Şimdi peygamberlerin özelliklerine geçmeden önce İsmet Garibullah Büyükşehir Efendi Hazretleri Peygamber Efendimizin yaratılma gayesini. Biliyorsunuz ki bütün insanların yaratılma gayesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Niye? Mevla Teala Hazretleri peygamberimizin ağzından hadis-i kutsi de buyuruyor ki "Küntü kenzen mahfiyen فَاَحْبَبْتُ اَنْ اُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِيَعْرِفُونِ" Diyor ki Mevla Teala Hazretleri, ben gizli bir hazineydim. Sonra istedim ki saltanatım bilinsin. Yani kendim bildirmek istedim. Sonra فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ mahlukatı yarattım. Niye? لِيَعْرِفُونِ benim bilsinler diye. İsmet Garibullah Hazretleri Büyükşehir Efendi Risale-i Kusyesi'nde buyuruyor ki görünmek istedi o Zat-ı Yezdan. Mevla Teala Hazretleri görünmek istedi. Yani saltanatını. Yani bir düşünelim. Bir krallığımız var ama halkımız yok. Ne işe yarar o krallık? Hiçbir işe yaramaz. Mevla Teala Hazretleri de görünmek istedi. Güzelliklerini, mükemmelliklerini, sırlarını, hakikatlerini, hikmetlerini göstermek istedi. İstedi ki kullarım, bu çok büyük bir nimet. Rabbimize teşekkür ediyoruz gerçekten. İstedi ki kullarım benim nimetlerimi bilsin. Ve sonra ne oldu? Zuhura geldi ol Sultan-ı Ekvan. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nuru ne yaptı? Mevla Teala Hazretleri'nin aynası olarak meydana geldi. Mevla Teala Hazretleri bilinmeyi isteyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nuru, dikkat edelim bakın, ne olarak? Mevla Teala Hazretleri'nin aynası olarak ne yaptı? Meydana geldi. Peki sonra ne oldu? Muhammed aleme rahmettir ey can. Ey canım kardeşim diyor, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem nedir? Aleme rahmettir. Niye? Düşünün. Mevla Teala Hazretleri birincisi, bakın birincisi, bizi öyle bir peygambere ümmet yaptı ki elhamdülillah, bütün peygamberler ona ümmet olmak istedi ama sadece bir tanesi olabildi. Yani İsa aleyhisselam. Ama biz kendimize baktığımız zaman elhamdülillah peygamberlerin padişahı, insanların yaratılma gayesi, insanları bırakalım, kainatın yaratılma gayesi olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ne olduk? Ümmet olduk. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ve sonra ne oldu? Diyor ki İsmet Garibullah Hazretleri, ağanın nurundan oldu cümle imkan. Gördüğümüz her şey, ağacından, yaprağından, meyvesinden, işte sebzesinden, yemeğinden, yolundan, her şey, gördüğümüz, baktığımız, anlayabildiğimiz, idrak edebildiğimiz her şey Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nurundan yaratıldı. Yani ilk başta Mevla Teala Hazretleri ne yaptı? Kendi nurundan, hani Mevla Teala Hazretleri sonsuzluk ifadesi kullanılır ama burada teşbihte ettişbihü la hada efi, teşbih kendisinde hata olmayandır. Yani böyle bir teşbih amaçlı söylüyoruz. Mevla Teala Hazretleri sanki bir parçasını, teşbih için söylüyorum üzerine basa basa, kendi bir parçasını ne yaptı? İnsanlara rahmet olsun diye gönderdi. Niye gönderdi peki? Git beni onlara öğret. Benim güzelliklerimi, benim hakikatlerimi, benim marifetlerimi, benim mükemmelliklerimi ne yapsın? O kullarım da öğrensin. Yani baktığımız zaman, hani bunu da teşbih için söylüyorum, Mevla bencillik yapmadı. İstedi ki o güzellikleri kimler de yaşasın? Bizim gibi aciz olan kullar da yaşasın. O yüzden elhamdülillah deriz, yani bazen küçümseyerek söyleriz. Allahu ekber deriz, bazen küçümseyerek söyleriz, haşa. Bazen samimiyetsizce söyleriz. Rabbim muhafaza eylesin. Amin. İçinde bulunduğumuz, bakın içinde bulunduğumuz gezegende bile bizim dünyamız bir nokta yetmiyor. Ve bizim samanyolumuz gibi, biraz şimdi uzay bilgilerine kaçtık ama bizim samanyolumuz gibi milyonlarca, belki de milyarlarca samanyolu var. Peki içinde bir nokta bile olmadığımız, yani gezegenimizin içinde bir nokta bile olmadığı şu kainatta sen nesin yani? Ben neyim? Biz neyiz? Hiçbir şeyiz. Düşün, Rabbin sana peygamberinin imkanı verdi. Rabbin sana mükemmelliklerini ikram etti. Meyvelerini ikram etti. Mevla Teala Hazretleri tamam bizi dünyaya imtihan için gönderdi ama sonuçta rahmet de var bu dünyada. İstedi ki kullarım ne yapsın? Orada nimetlensin. Değil mi? Bir yemek yiyoruz mesela.
elhamdülillah zevkleniyoruz. Bir peşinden misal veriyorum tatlı yiyoruz, zevkleniyoruz. Peşinden bir meyve yiyoruz, zevkleniyoruz. Peşinden bir çay, bitmez bunlar nimetler. Elhamdülillah. En büyük nimet de hocam 7 milyar insan arasında alıp 1,5 milyar insan arasında Müslüman olarak bize koyması da. Ve 1,5 milyar insan arasından da Efendi Hazretlerimizin evladı yaptı. Efendi Hazretlerimizin evlatları arasından da ben bunu iddia ederek söylüyorum. En kalitelisi olan hocamın yanına bizi yerleştirdi Mevla. Yani böyle bir imkan ben inanıyorum ki dünyada, bırakın dünyayı, kainatta bir daha bulunmaz. O yüzden bakın buradan normalde ulaşamadığımız insanlar vardı. Almanya'da, Fransa'da, işte Belçika'da, şuralarda, buralarda. Bu FM TV sayesinde, bu programlar sayesinde hocam bize ne yaptı? Bu imkanı tanıdı. Elhamdülillah hocama da ben buradan teşekkür etmek istiyorum. Konuyu da fazla dağıtmayalım. O yüzden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize nedir? Her şeyle rahmettir.